Sevgili dostlar, selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Mount & Blade 2 Bannerlord'da Batanya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz bölümlerde Güney İmparatoru Abagai'yi bir şekilde mağlup etmeyi başarmış ve kendi birliğimize almışız. Galiba Abagai bizde mi? Esirlerin arasında göremiyorum da kendisini. Sanırım şuradan bakarsam görebilirim. Aynen. Abagai bizde. Amacımız neydi? Amacımız birçok Güney İmparatorluğu lordunu esir almaktı ki Güney İmparatorluğu lordlarını esir alalım, biz de barış yapsınlar artık. 300 gündür savaştayız. 300 günlük savaş mı olur? Bu arada Batı İmparatorluğu, yani Batı İmparatorluğu'nun imparatoriçesi Abagai aslında bir Kuzeyli. Yani gerçekten bütün krallığı idare etmesi bana biraz ilginç geldi. Ve biraz yemek alalım. Evet, alabildiğimiz kadar. Size zahmet. Al. Tahıl da al. Ama tahıl 1600 biraz fazla mı? Neyse. Yeriz, tüketiriz. Şimdi ben istiyorum ki burada yakalayabildiğim kadar çok adam yakalayayım. Güney İmparatorluğu'nun yıpratabildiğim kadar çok birliğini yıpratayım. Ya da yem atalım. Şu Luiche'nin ordusu ne yapacak bilmiyorum ama ben en son onun peşinden gelmiştim. Hatırlıyorum çünkü bizimkiler buralardalardı. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz müthiş olur. Haberiniz olsun. Kim skill kazandı? Buralarda birini kuşatacak gibilerdi. Bir yeri. Ondan yardıma gittiydik ama herhangi bir şekilde yardıma gitmemize gerek kalmadı galiba. Kaladobu savaşta okla. Ya üzerimde büyük bir orduyla dolaşıyorum. Arkadaşlar Allah aşkına adamın peşinden mi gideyim? Eceli geldiğinde ölecek işte. Acelemiz yok ki. Ya en nihayetinde bugün de olsa yarın da olsa Kaladok Efendi bir şekilde ölecek. Ve öldüğünde yönetim bizim klana geçecek. Ama lütfen sevgili Luiche'n birazcık düzgün hamleler yaparsan biz şu an olabildiğince çok Batanya'ya hizmet edeceğiz. Batanya'ya gösterdiğimiz bu hizmetlerin karşılığını da alacağız. Nereye gidiyorsun misal? Ben Luiche'nin birliğini takip ediyorum da Luiche'n ne yapıyor? Jekaros'a gidiyor. Ne yapacağım peki Jekaros'ta? Abi 2300 askeri toplayıp ne yapıyorsun? Beraber bir şeyler yapsak ya. Şey yapmıyor. Şu Zekanis'in birliğini yakalayabilir miyiz acaba? Gürkan'ı salsam Gürkan'ın harita hızı hızlı mıdır ki? Harita hızı hızlı mıdır? Sıkışır. Yok, sıkışmıyor. Kapının oraya gidiyor. Abagai için fidye 7600. Al gitsin ya. Bizim eleman direkt ordu kuruyor ama yakalayamıyorum ki kimseyi. Luiche'n ikinci kez falan ordu kuruyor galiba. Abi peki ben yem atsam? Ben bu orduyla yem atmam ya. Ben bu orduyla yem atmam. Birazcık daha kalabalık olsak belki okey de. Bu orduyla yem atılmaz. Ya hani kuşatıyor gibi yapayım. Aa. Hocam merhaba. Bizim karavanı yağmalıyormuşsun. Yakalandın. Teşekkür ederim. Dağılabilirsin. Kalabalık bir orduymuş. Yani kıdemli bir orduymuş daha doğrusu. Kalabalık bir orduymuş demek pek doğru olmadı. Kıdemli bir orduymuş orduları. Vallahi güneyle günlerdir savaştayız. Kaç gündür savaştayız hem de? Serkan hoş geldin balım, ne haber? Güneyle kaç gündür savaştayız? Ben bu arada bir şeyi unuttum diyordum. Neyi unuttuğumu hatırladım. Ekranları bir araya getirecektim. Getirmedim mi? Tamam. Ha, niye yana gidemedim anladım. Oyunda yan ekrana gitmiyordu. Şöyle bir göstereyim efendim. Güney İmparatorluğu'yla yaklaşık olarak 343 gündür savaştayız ve geri çekilme niyetinde değiller gibi. Adam toplayıp gelsen mi bunların üzerine ya? Kimse birbirine dalmıyor. Aslında olabilecek en güzel gelişme anı. Bakalım bizimkiler hala şeyin ordusunda. Nurtaş abla asker sayısını arttırmayı başarmış bak. Luiche'nin ordusunda. Luiche'n doğru düzgün hareket etmiyor. Niyeyse eble eble hareket ediyor.
bir eble heble hareket etmese biz de biraz şu Güney İmparatorluğu'nun içlerine doğru girelim mi? Çapnusis Kalesi, Paykon, oralarda bir gezinelim bakalım. Belki bir orduya rast geliriz. Belki kalabalık bir askeri gruba rast geliriz. Belamızı arıyor gibi görünüyor olabilirim oradan. Muhtemelen öyle. Ya en olmadığı ben de ordu toplayacağım. Base'e dönüp ben de ordu toplayıp gelip buralarda fetihler yapacağım bak. Niye ordu toplamıyorum sana söyleyeyim mi? Çekincem şu. Ben buradaki elemanlarla falan savaşırken Aseray falan gelir diye korkuyorum. Gelebilir çünkü Aseray gelebilir. Diğerleri gelebilir. İhanete uğrayanların lejyonu Güney İmparatorluğu'na katıldı. Aseray dalabilir. Vlandia önemli değil. Sturgia dalabilir. Kuzey dalmaz. Kuzey ile batıyı daha yeni bağladık zaten. Aseray'a o kadar pis haraç veriyoruz ki. Ya verirsek ve aniden dönüş yapamazsak hani bütün ordular benim elimde olursa bir parça sıkıntı olur gibi hissediyorum. Ne yapacaksın Samet? 900 askerle Paykon'u mu kuşatacaksın? Adamlar döner götüyle güler sana. Dönerler gülerler abi valla. Hocam bunların büyük bir orduları yok galiba ya. Sanırım aynen öyle yapacağım. Dönüp 900 askerle değil de Epik Toran'ın oraya döneceğim. Epik Toran'ın oradan en büyük orduyu toplayacağım. Batanya'nın en büyük ordusuyla ellerinden Paykon'u almaya geleceğim. Paykon ve Poros'u belki. Buralara doğru neden çağırmıyorum? Dayak yiyebilirler diye çağırmıyorum derken bakınız benim dediğim oldu. Hemen Kuyaz'a. Hemen Kuyaz'a. Hemen Kuyaz'a dediğim oldu. Ne dedim? Aseray gelebilir dedim. Beni kurtar eblehlikten. Ablacığım senin ordu diğerleriyle beraber çatışıyor. Senin ordun da yani senin askerler de iş yapıyor. Sen ne? Hürkan'ın hanımı. Neyin oluyor bilmiyorum ama. Hürkan benim abim. Abimin eşi benim çocuğumun nesi olur? Yenge. Ne bileyim. İkiniz başka ordudasınız işte. Abi Aseray Kuzey'den fazla şey kullanıyor bu arada. Fazla süvari kullanıyor. Büyük bir süvari ordusu geliyor Aseray'ın. Kaladok güzel. Kaladok'un ordusuna yardıma gideriz buradan. Yürü. Ya dedim ya. Aha Lagadun'un ordusu. Lan. Gel gel. Gelmiyor. Gelmiyor. Başka ordulara gittiniz. Aha bak. Sturgiyalılar da Batanya'ya savaş ilan etti. Hangi cepheye gideceğimi şaşırdım arkadaş. Lagadun'un birliği de şey aldı. Kaladok aldı. Biz bir kere dağıttık orduyu. Aldı ordu öyle. 8. ayın kutlu olsun tekrardan Bartu, sağ olasın. Şöyle bir kulaklığımı geri takayım. Sayın hocam siz ne yapıyorsunuz? İhanete uğrayanların lejyonu. Abi şu 130... Ooo 1600 asker burada ne arıyor? Ukba Kalesi kuşatma altında. Eş zamanlı saldırı var galiba 1700 kişi. Şuna çakarım da o 1700 gelirse ne yaparım bilmiyorum. Bir noktaya gidiyor ama nereye? Şu an oraya bak Aseray tarafına Kaladog'un ordu gitti. Kaladog Ukba Kalesi'ni kurtarır. Kurtaramazsa da umurumda değil. Kuyaz'ın orada tutsak yeter adamları. Ben şu 1700 Güney İmparatorluğu askeri nereye gidiyor onu merak ediyorum. Herhalde sınırlar çok uzak diye erzak bulamayıp dönüyorlar mı? Bu arada bu birlik bizi öldürür. Tamam ya bizim sınıra yakın değiller ben gidiyorum. Bizim sınıra yakın değiller ben gidiyorum. Ukba Kalesi'ni kurtarmaya gitmiyor bu arada maşallah. Yani o kadar güzel bir yapay zeka ki. Ukba Kalesi'ni kurtarmaya gitmiyor. Neden kaleleri kurtarmıyorsun misal Kaladok anlatsana biraz. Hocam siz de şuraları yağmalamayın ya. Şş. Bırak lan köydekileri it. Çakal. Ordu dolanıyor. Selamun aleyküm birader. Öncelikle bir teslim ol bakayım. Amel defterini seri kapatalım. Hiç kimseyi almayacağım. Birliklere upgrade. Ver bakalım. Bizimkiler ordu toplasın tekrardan.
Abi Kalado Kuyaz'ın önünde oturuyor mu? Ne yapıyor? Hani kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Bir şey mi planlıyor? Ne halt dediği belli değil herifin ya. Evet arkadaşlar artık grubumda iki tane imparatorluk piyadesi var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birader kervan bizim çocukları yutuyordu bu arada. Tipe bakar mısın? Kervan tarafından yutuluyorlardı. Kervan tarafından dayağa maruz kalıyorlardı. Ha bizimkiler 8 yaşında. Oğlum hep anneye çekmişsiniz. Azıcık bir gıdım da benden alsaydınız ya. Oğlum da alim, şey oğlum da alim diyorum. Oğlum da anasına çekiyor. Kızları da anasına çekiyor. Azıcık zeka kazan Adem. Azıcık zeka kazan, sonra da yönetim kazan. Kendi de kurnazlık kazanmış. Tamam, bizim bebe stratejist olacak belli. Bizim bebe stratejist olacak. Abi gerçekten o kaleyi ölüme terk ettin değil mi? Ne yapıyorsun orada misal? Abi Ukba'yı aldılar bu arada onlar. Ne yapıyorsun orada? Abi harbi harbi oturdu saldı kaleyi biliyor musun? Harbi harbi saldı. Ordusu daha yeni ilerliyor. Ya bir şey mi bekliyordun hocam? Tebrik ederim. Kale düştükten sonra ilerle oraya doğru ki bir boka yaramasın. Şimdi demek ki kaleyi deviren ordu olduğuna göre orada büyük bir ordu var. Bizim Kaladog'un oraya doğru yardıma gidelim. Şu şahinleri falan parçalarsak iyi olur da. Nereye gidiyorsun? Ayınbalık Kalesi. Tamam. O orada pusuya yapmış olsun, tamam mı? Kaladog'un orada pusuya yapmış olsun. Bir sıkıntı olursa, hani Kaladog'un ordu iş işlemeye gelen olursa ben gidip buradan müdahale edip onları kurtaracağım. Aha, 440 kişi. Dihiyul'un ordusu. Bunlar çok çabuk 5 kişi olacak gibime geliyor bana ya. Kanka bir minik geri vites yapalım mı? Ben korktum. Ya main hedef biz olmayalım. Biz yandan dalalım istiyorum. Ana hedef biz olmayalım. Omor'un yeni sahibi. Helal lan. Yukarıda fetihler yapılıyor galiba. Vallahi helal. Kancım aleyküm selam. Hoş geldin. Abi kuşatma kulesi falan yapmadan surlardan daldılar. Bunlar öldü ben sana söyleyeyim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gökler verdi, gökler aldı kanka. Allah kurtar, Allah kurtarsın. Ya yeniden sıfırlanırız ya. Bence en mantıklı seçenek şehre çekilip beklemek. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. O boş kalabalık değil. Yardım etsene, ne bekliyorsun lan? Aa. Bence ölürüz. Bence ölürüz. Kaça kaçlar ki? Abi 900 ile 800 baştan, bir 800 daha var onların orada. Onlar 1400 kişi, siz 1600. Vallahi kanka böyle havada karada 1400'den fazlalar da. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Havada karada 1400'den fazlalar da. Onların ordu kuvveti çok fazla. Asara'yı burada durdurursak belki barış kovalarız. Of, geçen de beni Asara ordusu dümdüz ettiydi ya. Geçen de beni Asara ordusu dümdüz ettiydi. Vallahi ölse miydi, girmese miydik bilemedim ki. Kaçabilecek bir yer var mı Allah rızası için? Kaçabilecek bir yer yok. Yok abi. Epi topu hepimiz bu kadar mıyız? Nasıl yapacağız ya?
infantry. Forward and form a wall. Piyade kalkan duvarla öne doğru gel. Atlı şöyle arkada kal bize yardım etmeye. Okçuyu nasıl ve nerede kullanacağız? Şu tepe çıkılabilir bir tepe mi acaba? Ay o atlı okçu sayısı ne? 70 tane atlı okçu ne ya? Oğlum ayağımızı savunsak, götümüzü savunamıyoruz, götümüzü savunsak başımızı savunamıyoruz. Abi Asera'ya acil nerf rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Abi Asera'ya ne olur acil nerf, acil, acil. Acil, sen Kuzeyit değilsin, alo. Asera'ya neden Kuzeyit gibi takılıyor? Kanka Asera'ya Kuzeyit gibi takılıyor. Bu beni korkutuyor. Dur, ölmeyelim de. Allah'ım şuraya gidiliyorsa çok fena planlar peşindeyim bak. Gidilmiyor. Gidilmiyor. Vay lanet. Evet, karşının atlısı da girdi. Hadi hayırlısı bakalım. Kaç süvarileri vardı acaba? Efendim Serkan 3. ayında iyi yayınlar dileğini iletiyor. Serkan çok teşekkürler. 3. ayın kutlu olsun, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol, eyvallah. Ama bu sefer bir fark var aslanlar. Bizim piyadeler gayet kuvvetli. Okçu biraz daha öne. Asker sayımız aşağı yukarı denk. Toplam kaç süvari girdiklerini nasıl göreceğim acaba? Bizim müttefikler giriyor galiba elemanlara. Ama okçuları şuraya alsam. Kaladog'un ordu benim sözümü dinlemiyor bu arada. Ben tek başımayım. Onun ordu benim sözü dinlemeyecek. Ben burada elimden gelenin en iyisini tek başıma yapmak zorundayım. Okçularım zaten ayrık formasyonda. Bak, ayrık düzenliler. Zaten verimli sıkmalarını istiyorsan mecbur ayıracaksın okçuları. Piyadeler burada tank gibi dururken okçuları da şu kenara ayırdım Allah ne verdiyse sıksınlar diye. Atlılar da bekliyor daha bir kenarda. Şu uçta atlılar bekliyor. Başımız sıkışırsa atlıları sokacağım içeri. Vallahi fazla fazla asker geliyor gibi. Bak şimdiden benim birlik 81 adam almış bile. 140'a 140. Hocam aynı oranda ölürsek yalnız. Kaladok alo. Kaladok hıyarı sağ olsun. Aynı oranda öleceğiz galiba. Atlılara karşı en iyi düzen kalkan duvar mıdır efendim? Böyle bir mızrak duvar şeklinde bir hani mızrakları öne çıkardıkları bir düzen var mı? Veya kaplumbağa. Ya daire diyeceğim, daire çok büyük bir daire olur 200 adamla. Başından sonuna gidene kadar o dairede çok canlar yanar. Okçuların önü açık. Adamlar okçuların içine de girebilir. Bizim okçuların cephane de bitmiş. Şeytan diyor ayrıl savaştan, Kaladog'u yem et, kaç. Belki ölür savaşta. Ne bileceksin? Diyelim bu savaşın sonunda kazandık. Abi 100'e yakın okçu bizim kalkan duvarı tarıyor bu arada. 100'e yakın okçu bizim kalkan duvarı tarıyor. Abi diyelim bu fight'ı aldık. Neye mal olacak? Neye? Bir de onu bilmek lazım.
Bizim okçular sıkıyor mu orada? Abi neden daire oldunuz peki? Okçu ayrıkta. Sıksanıza karşı tarafa. Alo okçular. Dünyanın ötesine gidip vallaha. Korkak bir lord olarak anılmayacağız da aptal bir lord olarak anılacağız kanka. Ya da rahmetli diye anacaklar, ben de bilmiyorum. Rahmetli diye de anabilirler, öyle değil mi? Hakikaten rahmetli diyebilirler bize. Kalkan duvarın haline bakar mısın? Sayın hocam. Kalkan duvarın halini görüyor musun? O kadar çok ok atmışlar ki. O kadar çok ok atmışlar ki. Kalkan duvarı gördün değil mi? Selamlar Lucifer, hoş geldin, merhaba. Birader cephaneniz bitmedi mi? Bitmeyecek gibi, ilerle. Ha, bizim okçuları getirdim buraya bebelerin kafaya sıksın diye de. Atlılara aniden hücumlatsam. Sakın düzeni bozma, sakın düzeni bozma, sakın düzeni bozma. Yürü. Yürü, düzeni bozmadan yürü. Okçu sen de yürü. Okçuların arasında mililer kalmış. Cephanesi olmayanlar var. Süvariye bir saldırı emri vereyim. Girsin şuraya. Hızlıca. Karşı tarafı galiba kapitüle ediyoruz abi yavaş yavaş. Okçu yürü. Efendim sevgili Kor. Babış YouTube'dan takip ediyorum. Pek sarmıyor beni. Aboneliği yenileyip kaçıyorum demiş canım. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Doğrudur, yayın sarmıyor olabilir. Hücum bu arada ya buradan. Kaldır kalkan duvarını, hücumla. Kaldır kalkan duvarını, hücumla. Abi bir daha ömrümün sonuna kadar Asaray'lı görmek istemiyorum ya. Adamlar bitmiyor usta. Adamlarda sınırsız adam hilesi var ya. Sınırsız manpower, sınırsız asker hilesi. Şurayı bir dağıtalım. Adalar sınırsız adamla geziniyor, sınırsız manpower'la geziniyor. Bunlar bir kanadı ezdi. Yardıma gelin lan. Biz bir kanatta üstünüz, onlar öteki kanatta üstünüz. Çüş. Çüş, biz hiçbir yerde üstün değiliz. Çüş. Çüş, piyadeler ne ara parçalandı lan? Abi. Pirana gibiler, ne ara parça pinçik ettiniz piyadelerimi? Hayatımın hatasını yaptım galiba. Hocam bunlar şey mi ya, böyle hani... Ya dünyanın şey, böyle kıyamet alameti gibi, tövbe estağfurullah. Abi çekirge istilası mı bu? Asaray istilası. Abi gelin kalın şurada. Atlılar. Otomatiğe al. 700 vurduk, onlar bizden 500 vurdu. Tamam. 700 vurduk, 500 vurdular. 200 adam öndeyiz. Ama unutmayalım ki onların da 400 asker fazlalığı var abi. Onlar bizden 400 asker daha kalabalık. Ama olursa olsun, bence bu savaşta olmamalıydık ya. Bu savaşta olmamalı ve hani Kuyas şehrinde hazır beklemeliydik. İyi bir savaştan kaçmayalım da
Azıcık kazanma ihtimalimiz de olsun lan. Abi yok yok yok, mümkün değil, yok. Abi geri çekilin, bir geri çekilin. Geri çekilin Allah aşkına. Oğlum çok kalabalıklar lan, geri çekil, gel. Gel gel. Bir numara burada. İki numara burada. Abi geri çekil ne olur. Ön tarafı çok pis, yiyorlar. Aynen abi, yensek de bir şey değişmeyecek yani. Tek olan şey iki tarafında yıpranması olacak. Bir de biz lord gibi düşünmüyoruz abi. Biz bencil düşünmüyoruz. Biraz bencil düşünmek lazım. Bir lord gibi düşün abi yani. Sen bir derebeysin aga. Kralın kendi değilsin, tamam mı? Kralın kendi bile olsan. Bazen zafer için fedakarlık yapılır ya. Hani kral adam feda eder falan. Sen de yeri geldiğinde kralı feda edeceksin. Yok, kazanma şansımız yok abi. Kazanma şansımız yok. Ben yine elimden geleni yapacağım ama kazanma şansımız olduğuna ben inanmıyorum. Cumbul cemaat hücum. Dur bir gebermeyelim de belki bir şansımız vardır. Bine bin vurdular. Lan bizde zaten 1400 adam var. Adamlarda 1700 adam var. Yine bin vurdular. Arkadaşım Allah rızası için ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Kurban olayım ya. Beni bu savaşın içine sokan kafanıza. Ben gireyim gerçi. Ne duruyorsun, yardıma gitsene, ne duruyorsun? Anladın herhalde niye durduğumu. Herkes şuraya, herkes şuraya. Dağılmayın, dağılmayın. Dağılma lüksümüz yok. Bir arada, kale gibi. Bir arada, bir arada. Bir arada kale gibi. Bir arada kale gibi. Bir arada kale gibi hocam. Herkes buraya, herkes buraya. Allah'ım sen yardımcımız ol. Bunlar bitmez ki. Yok, öldük abi. Öldük. Öldük bittik, geçmiş olsun. Abi Asera'yı biri nerflesin ne olur ya. Ne olur ya. Ben böyle bir klan, ben böyle bir krallık görmedim abi. Sanırım bir Asera fanboyu var yapımcı olarak yani ekipte. Geri çekilemezsin, yakında düşmanlar var. Evet, darma duman olduk gene. Ve birliklerimdeki askerlerin hepsi en iyisiydi. 700 adamı sadece benim birliğim aldı. 700 adamı. Ben tek başıma 97 adam almışım. Puh. Var abi var. Garanti Asaray hayranı var. Ben sana diyeyim. Ben sana diyeyim. Garanti Asaray hayranı var yani. Bir faction bu kadar güçlü olamaz. Şey ölmedi bu arada. İki tane Asaray'la öldü. Kaladog ölmedi. Evet. Gene sıfırlandık. Gene sıfırlandık. Geri çekilemem. Hayır. Gene sıfırlandık abi. Evet. Bütün ordu burada toplandı. Hep beraber buradayız abi. Oo, bizim Lagadul da yakalanmış. Batı İmparatorluğu da savaş açmış bize, hazır buradayken diye. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ölünce ne oluyor? Kardeşlerinden birine geçer işte oyunun. Benden 400 bin altın alabileceğini zannediyor musun? Gerçekten mi? Abicim barış kovalayabilir miyiz? Anamız ağladı da Aseray'da. Hani anamızı ağlattılar da bir. 19 lord aynı anda esir. Anamızı ağlattılar da bir, biliyor musun? Öyle bir sorunumuz var, evet. Neyse, yapacak bir şey yok. Küllerimizden yeniden doğacağız her zaman yaptığımız gibi.
Ya Erhan diyorum ya, Üzeyir beni niye aldı? Lan beni nereye götürüyorsun? Bırak lan beni. Batı İmparatorluğundan barış teklifi. Krallığını Sergün 1390 haraç alacak. Ne yaptı oğlum bu deliler? Az önce daldılar sonra vaz mı geçtiler? Hop hocam yok bunlar ölüleri de halleder falan diyeyim. Ay 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 ay. Asaray fanboyu kimse ne olur sesimi duysun ve nerflesin şunları ya. Çünkü bir kere daha beni Asaray sıfırlarsa muhtemelen kafayı yiyip bütün herkesin kellesini vurmaya başlayacağım. 250 altını babaya alırsın, Allah çarşınızı pazar etsin hocam. Allah çarşınızı pazar etsin. Lejyoner ordusu yok ki. Ben Batanya'dayım. Nereden bulayım lejyonerleri? Tam Hürkan'ın da serbest kalması için parayı verdik. Her yerden sıkıştırıyorlar, her yerden. Batanyalı olmak zor. Dünya ile savaşırsın. Batanyalı olmamak da zor. Batanya ile savaşırsın. Aa! Kaçtın mı? Nanik mi yaptım? Gerçekten mi? Allah'ım kaç defa dayak yedim şu ömrümde hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. At hepsini at. At 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 at. Koş. Run. Tu 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 tu. İzlilik yeteneği attı. İzlilik yeteneği değil de Samet'in göt korkusu yeteneği arttı. Bakar mısın hocam? Topu göte vura vura kaçma skili. Sturgia ile barış yap. Kendi aranızda karar verin. Ne yapıyorsanız yapın. Asaray ağzımıza sıçtı zaten ya. Gördün mü topu? Gördün mü? Nasıl vurduk topu? Nasıl vurduk topu? Allah'ını seven defansa gelsin. Nereye geldik lan? Ha. Haritanın sonuna gelmişim. Haberim yok. Olayınızı bitireceğim oğlum. Alayınızı bitireceğim. Dayağı doymayan adam. Olayınızı bitireceğim. Görürsünüz siz. Birader bir de ordum en iyilerinden oluşuyordu. En iyilerinden, en iyilerinden. Biliyorsun değil mi? Harbi diyorum en iyilerinden oluşuyordu ordum. Dur. Hiç yemek yok. Ürün satın al. Peyniri az önce 61 altın ödedim galiba. Peyniri az önce 61 altın ödedim. Ha, kim var burada? Hızlı yana. Gel kız. İyi bari. Asker topla. Herkesi. Abi o ordular durmayacak muhtemelen. Bir sonraki aşamada büyük bir hedefleri var. O büyük hedeflerini adamlar gerçekleştirmeden bizim buradan uzamamız lazım. Gel. Uza tekrar bir orduyu kur, geri kalanını hallederiz. Yanımdakilere de ordu kurdurdum bu arada. Yanımdakilere de ordu kurdurdum. Onlar da öldü Mirim. Onlar da öldü. Rahat edemedik. Onlar da öldü. Bir tek ölmeyen Nurtaç abla var. O da Umur'u defanslıyor. Umur'u defanslıyor orada tek başına. Geri kalan herkes patladı. Abi yenilmeyeceğin bir ordu kur diye de bir şey yok. Yenileceksin. İster istemez yenileceksin. Ama orada Kaladog'u salmak lazımdı yani misal. Hangi dangalağın dal dediğini bulup herifin bir yedi düveline benim bıçak çekmem lazım da. Niye milletin aklıyla hareket ediyorsun ki? Averel, dalma. Ama yok yani bazı bebeler gerçekten böyle bir bıçaklanmalık da. Bak yayınlardır sinirlenmiyorum. Artık böyle bir hafiften sinir geldi böyle bir. Bir parça geldi böyle bir. Yok 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 yapma öyle şey yok. Vallahi atletizm puanı falan kasıyorsun abla. Büyük ihtimalle koşuyorsun. Hayır bir de artık cinnet geçireceğim böyle belli bir yerden sonra. Biri daha Kaladoğ'un kafaya mızrak fırlat derse ameliyat sümüğü gibi duvara fırlatacağım onu. La yeter adam ölünce şey yapacağız. Vlandaya'yı bitir diyor. Diyorum bitmiyor. Bütün şehirleri aldım. İdam et diyor. Yani 300 kere falan muhtemelen şey dedim abi geçen bölümlerde. 300 kere bak istisnasız. Arkadaşlar idam edersem klanlarla ilişkim geriliyor. Klanlarla ilişkim gerilediğinden mütevellit. İdam etmiyorum diye. Şahmeran ablayı da bırakın. 300 kere dedim ya.
topla topla, ordu topla, hızlıca topla da o muhtemelen Kuyaz'ı alır. Yani Ukba'yı aldı. Bu arada en büyük report kime biliyor musunuz arkadaşlar? Şu Ayınbalık Kalesi'ni kuşatan... Yapma yapma sinir. Yok canım estağfurullah ne siniri. At niye bilmiyorsun? Atletizm var. Şu Ayınbalık Kalesi'ni bir tane bile kuşatma silahı olmadan giren aptal Kaladog var ya. Yemin ediyorum beni o delirtiyor ya. Abi merdivenlerden saldırdı davar. 1800 askerinin sayısını 1000'e düşürdü, sonra paket olduk. Abi merdivenlerden saldırdı, merdivenlerden yani. Ananın balkonu değil ora. Kale. Merdivenle çıkılmaz. Bunadı bunadı, gerçekten bunadı artık ya. Kaladok bunadı. Oğlum anayın evinin balkonu değil ora. Neden kaleye adam akıllı silah götürmüyorsun? Aha Kuyaz gidiyor elden. Yetişip içeri girebilirsem defans yapmak istiyorum da. Bizim orduyu sonra toplarız ya, yürü. 250 adamla 4.6 ile koşuyorum. Bir tur daha sıfırlanalım, ne olacak? Battı balık yan gider anasını satayım, yürü. Yetişebilir miyiz acaba? Kaladog'a zeka pilis kesinlikle. Yaş kaç? 70 oldu galiba Kaladog'un. Galiba yaşı 70 oldu Kaladog efendinin. O bunadı artık ya, bunadı. Yetişiyor muyuz Kuyaz'a? Yok abi, düşer Kuyaz. Düşer, girmeye başladılar büyük ihtimalle. Boşa koşuyoruz. Yani orada gerçekten Kaladog'un yanına girmek yerine defansa otursaydık, Kuyaz'da bekleseydik şu an şehir kaybetmezdik abi. Şu an gerçekten kendi yaptığım hataya yanıyorum ya. Neyse, çözülür. Çözümü olmayan hiçbir şey yok da. Halledilir. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok ama yani çok canım sıkıldı. Çok keyfim kaçtı. Tamam. Kuyaz'a dalmaya girmişler. Oy 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 oy. Lan Batanya'nın gücünü siz hafife mi aldınız lan? Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım oğlum. 1300'e 561. Kaybetme ihtimalimiz var biliyor musunuz? Kaybetme ihtimalimiz var. Bunu biliyor muydunuz? Esirimsin lan. Birlikler öküz gibi seviye kazandı. Teşekkürler. Teşekkürler. Bak Kuyaz'ın zindan ağzınıza sıçayım. Kuyaz'ın zindanına asker bırakacağım. Bırakamıyorum abi. Bırakamıyorum çünkü beyinsizler grubu bütün zindanı doldurmuş. 100 tane yük beygiri aldık. Hadi hayırlısı. 4-3 hiç önemli değil. Şimdi bizim çocukları tekrardan bir bulalım. Kurtaralım. Onlara da ordu... Ay. Bitmeyecek vallahi. Vallahi bitmeyecek. Lan neyin intikamını aldım? Sanalay'ı da geri verdik. Yapabileceğimiz en büyük hatayı yaptık işte. Bizim elemanlar nerede acaba? Onları bir bilmek lazım. Benim eşim daldı, çoluğum çocuğum daldı. Lagadul, Galant, Lagadul Jakulanda, Galant, Pravent, Dunkleys, bak yakınlarında toplanıyor. Şahmeran abla Karas'ta kalıyor. Onları bir almak lazım. Acudum Vigoteri de Maronat'tan almak lazım. Her yere bir işte yine sıra sıra uğrayıp askerleri, orduyu toplayıp tekrar şey yapacağız. Bu arada ben bütün klan üyelerime ordu kurmayayım belli bir süre. Hepsi benimle beraber takılsın. Abi tek ordu sadece şehir savunması yapalım. Mahvolduk ya. Tek ordu şehir savunması. Kuyaz'ın köyü gidiyor. Onu yağmalıyorlar ya. Yağmalasınlar. Ne yapayım? Oy. Şöyle iyi kaliteli at varsa şuradan kaliteli atları da alalım. Bizim agaları bir tekrardan toplamamız gerekecek. Abla kimseye ordu kurmayacağım. Bir öldük. Bir tur bir ölmemiz var. Şahmeran ablayı alayım.
Diğeriyle işim yok. Bu hamdan alacağım kimse de yok. Ticarete gel. Süvari atını ve binek atını al. Yeterince yemek depola. Tamam koş. Şimdi Jakulan'a falan gideceğim. Şehirlerden gidip bol bol adamlarımı toplayacağım. Bizimkileri. Ay sıtkım sıyrıldı. Vallahi sıtkım sıyrıldı sıfırlanmaktan ya. Vallahi sıkıldım sıfırlanmaktan ya. Sıçacağım gerçekten Aseray'ına. Abi ne Aseray'mış ya. Ne Aseray'mış ya. Hocam adamlar bitmiyor bitmiyor. Bak ben ölümcül bir loop'a sıkıştım. Ölümcül bir döngünün içerisindeyim. Adamlar bitmiyor abi. Saatlerce Aseray'la savaşıyorum sadece. Ablacım sen neredesin? Sen şu an Bak şehri yakınlarındasın. Bak şehri nerede? Şurada. Luichan'ın ordusunda. Luichan'la beraber Aseray tarafına gitmişsiniz. Muhtemelen birazdan sizin de ölüm haberiniz gelir. 1-7-0'a geçtik efendim, evet. Hep de Aseray dövüyor ya. Bütün savaşları kaybettik. Ve hep Aseray dövdü. Magadul gel. Buranın hanında alacağımız kimse yok. Ticaretten belki at alabiliriz sadece. At da yok. Çık. Galent'te de biri vardı galiba. Gidelim Galent'te de birilerini alalım. Bizim zaten skill gereği köylerden yüksek level asker alıyoruz. Biraz yüksek level olaydı harbiden ya. Geçen seride de Aseray sıkıntı çıkarmamış mıydı? Ya Furkan'ım diyorum ya, bir Aseray fanboyu var herhalde ekipte. Geliştirici ekipte. Yok ediyor adamlar. Durduramıyoruz, durduramıyoruz. İki katıyız adamların. İki. Durduramıyoruz adamları. İki katından da daha fazla belki. Eşimi alayım Kore'yini. Teşekkürler. Han'da kimseyi alamıyorum. Dur bakalım. Ekip yavaş yavaş toplanıyor. Bunlara çok çok sonra ordu düşeceğim. Artık bireysel savunmalar. Misal Kuyaz'da oturacağım 300 kişiyle. Takılacağım öyle. Davaborg şehri yönetiyor. Davaborg şehri yönetiyor efendim. Vilandia şehirleri aldığımız için Vilandia şehirlerini Vilandiyalı adamlara yönettiriyorum ki herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayalım diye. En yüksek level adamları al. Düşük levelleri bırak. Teşekkürler. Gittiğim yerlerde öyle yapacağım. Tubilis Kalesi. Gittik o Tubilis. Oralara kadar zor. Zor paşam. Oh. Oh 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 oh. Gördün mü atlıyı? Gel gel. Bu arada hani aklınızda bulunsun. Böyle tık 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 yaptığınızda sadece en iyi adamları grubunuza alıyor. Sadece en iyilerini. Geri kalanları bırakıyor. Garnizona falan bağışlasan olmaz mıydı? Olabilirdi. Kim uğraşacak? Al 2 level Vilandiyalı arbeletçi bıraktım bol bol sahaya misal. Kim uğraşacak? Nurtaç'ın birliği Tublis Kalesi'ndeki... Ne dedi? Savaştasınız abla şu an. Senin birlik kaleyi kuşatanlarla savaşıyor. Allah yardımcınız olsun. Yardıma gelmeyi çok isterdim ama... 30. kez dağıldığım için pek mümkün değil biliyor musun? Abi şükür. Full adamlarımız yüksek level. Full adamlarımız yüksek level. Vilandiyalı. Kaliteli adamlar. Al bakalım Hürkan'ı. Alamadıklarımız kimler kaldı onlara bakacağız. Bu arada ticaretten at varsa hocam sana zahmet. At ver bana bol bol. Yemek ver bol bol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi burada geliştirme alan adamları bir geliştirelim diyeceğim. Geliştiremedim. Limitin üstünde asker var. Ha şeyden dolayı. Hürkan'ı aldık ya gruba. Hürkan limitin üstü sayılıyor. Şimdi kim eksik grupta? Nurtaç abla savaşıyor. Allah kurtarsın. Nagihan abla dankla iste. Acıyordum. Vigoter Maronat'ta. Tamam. Dankla isme Maronat'a gideceğiz. Ki şey yapabilirdik. Evet şu an aklıma geldi. Kaleyi yönet, kaleyi yönet deyip adamları alabilirdik ama en nihayetinde asker de topladık hocam ya. Asker ihtiyacımız da vardı. Öyle düşünün. Hani gelişmiş bir ordu aldık.
kötü bir ordu yerine gelişmiş orduyu besliyoruz şu anda. Bu şekilde düşündüğün zaman gayet daha mantıklı. Artık gelişmiş ordu alıyoruz çünkü. Kalodok yaşıyor mu? Abi galiba 70 yaşına bastı ve yaşıyor. 69. Hayret lan. Vallahi bizim ordu kaybetti. Nurtaç ablanın ordu kazandı. Nasıl kazandınız? Biz yıprattık. Biz. Biz yıprattık o adamları. Her bir adamla biz savaştık. Hazıra kondular. Zafere kondular. İyi şükürler olsun. Ordu zafer yüzü de görebiliyormuş bari. Bunu da gördük. 113 yılı espri diye yaptım. Yaşıyor harbiden. Hocam yaşayabiliyor. Şimdi şöyle bir orduyu artık iyice geliştirdiğimi düşünüyorum. Orduda sadece birkaç tane topal eşek görüyorum. O birkaç topal eşeğin harici herkes tamam. Son iki adamım. O son iki adamı da aldıktan sonra artık savaş cephelerinin yolunu tutabilirim. Tık tık. Teşekkürler. İmparatorluk süvarilerini bile atmaya başladık artık. Hocam savaş atı alabileceğim bir yer yok mu ya? Savaş atı nereden alabilirim misal? Dur, Danglais'e ve Maronat'a gidecektim zaten. Oralara da gidip artık savaş sahasına doğru ilerleyeyim. Babamın intikamını aldım. Herkes yamuldu, herkes. Asaray öyle bir savaştı ki herkes yamuldu ya. Herkesi yamulttu. Yak buradan alınacak adam yoktur da hadi şöyle bir almış gibi yapalım. Kaleye gidelim. Nagihan ablayı alalım. Ardından tık tık. Kötü orduları bırak, iyileri al. Ve Allah rızası için var mı acaba tüccarda bir at? Sağlam at arıyorum da sağlam at bulamıyorum efendim. Arkadaşımın save'inde Kalodok 89 yaşında öldü. Efendim inanırım. Gerçekten inanırım sözlerinize. Çünkü baktığınız zaman sevgili Kuzey İmparator 80 yaşında ve hala yaşıyor. Yani normalde 62-63 sularında ben devriliyorlar diye biliyorum. Oh. Tamam, son healer'ım olan Acudum Bigoter'i de aldım. Bu artık benim için yeterli. Bu kadar adamın olması. Son olarak bir yemek çeşitliliğini sağlam... Vallahi kıtlık götürdüm, boşver. Son olarak bir yemek çeşitliliğini sağlamaya çalıştım. Var mı içeride asker? Var ama tırp var. Tırp varsa atarız. Gel bakalım şuradan at. Buraya geri al. Upgrade alacakları upgrade'le. Tamam. Tamam. Bütün ekip, bütün aile burada. Bizim topladığımız ordu da belli. Bu ordunun 114 günlük erzakı da var. Artık yeter. Bireysel olarak savaş meydanlarına gidebiliriz. Nagihan ablanın ordusunun bulunduğu orduya girelim. Bütün klan üyelerime ordu toplamayacağım. Zira Sıtkı'mı sıyırdı. Bütün klan üyelerine ordu toplama muhabbeti. Ölüyoruz, yeniden diriliyoruz. Ölüyoruz, yeniden diriliyoruz. Ya da klan üyelerine orduyu ne zaman toplarım biliyor musun? Şimdilik beklesinler. Klan üyelerine orduyu... Oha, Pravent'te 477 mi? Pravent'e gidip oradan biraz asker alabiliriz ama Pravent'le Orks halden. Buralara deli gibi ordu alıyorsak. Birinden 80, birinden 77. Yürü yürü yürü. Yürü, ordu düşeceğim sahaya. İki kişi gezelim en azından diyeceğim de. Neye yarayacak ki? Oralarda asker var madem, ikinci orduyu düşeyim sadece sahaya. Luiçan ordu topladı. Luiçan bizim ablayı kapitüle etti ya. Vallahi rastlayamıyorum kendisine. 1270 altınlı var ordusunun. Bizim ordu ne kadar yiyor örneğin? Bizim ordu 3000 yiyor. O zaman yok, Nurtaç ablanın ordu hiç şey değil ve galiba düştü. Hı-hı. Bak, bir kısmı esir kaldı Batanya'da. Pravent ve Orksal'dan ordu alıp aşağı adam düşeceğim. Buranın erzak stoğu niye eksiye girdi? Bilmiyorum. Kaleden adam alınca rahatlar büyük ihtimalle. Abi şimdi sürekli kıdemli adamları kaleden çekip kaleyi çok zayıflatıyor gibi hissediyorum. O yüzden böyle çok kıdemli değil de hani orta şeker varsa adam, orta şeker aga alayım.
Baksana yani çavuşla keskin nişancıları ala ala kalenin içinden geçtim ya. Kılıç ustasıyla baltalı şövalye alsam misal. Ne kadar var ki benim kılıç ustayla baltalı şövalyem? 52 tane kılıç ustası. Kılıç ustası neye upgrade'leniyor? Çavuşa. Yani çok da şey fair play oynamadık sanki. Bunu al. Bunu al. Tamam, içeride 360 kişi kalsın. Şimdi hemen sahaya bir ordu düşeceğim sıra. Hızlıca. Hızlıca bir ordu düşeceğim. Şahmeren ablaya. Tamam, en iyileri o almış oldu şimdi. Şimdi orduya çağırırlar falan şey yapalım, alalım bunları. Tamam. Orduya aldım. Sonra askeri verdim. 207. Ama en kıdemli 207 kişi istiyorum. Tamam. Orduları ne kadar sağlam yaparsak o kadar iyi. Burada 360 adam bıraktık. 360 adam da kalsın. Orksal'e doğru gidelim. Orksal'den başka nereden birlik araklayabiliriz bak. Jakulan'dan da böyle bir 50-60 kişi. Jakulan'la Galent'ten 50-60 kişi araklarız ha. Jakulan'la Galent'ten 50-60 kişi araklanır. Teşekkür ediyorum efendim. İyi seyirler. Dileğiniz için çok çok sağolunuz. Ne kadar devam edersin sorusunun ne anlamda sorduğunuzu bilmiyorum. Lakin yeni güncelleme gelmesine rağmen save bozulmadı. Save bozulmadığı için sonuna kadar devam. Amacım bütün Batanya'yı dünyaya hakim kılmak. Yani geçen oynadığımız Kuzeyt serisinde bütün haritayı Kuzeyt'in eline vermeyi başarmıştık. Bu seride de niyetim bir aksilik çıkmasa bütün haritayı Batanya'nın eline vermek. Batanya'dan sonra da yine bir aksilik çıkmazsa buradan 80 adam alacağım bu arada. Level 4'lerden falan alayım da şöyle kalabalık olanlardan. Yok, 87 keskin nişancıyı almayayım. Şu 45 arbeletçiyi ver bana. Kassınlar orduda. 19 atlıyı da ver. Daha buradan bir 26 kılıç ustasını da alayım. 350 kaldı, tamam. Bir adam daha düşeriz sahaya. Kimi düşelim? Hatun benle kalsın. Hürkan'a ordu düşelim. Hürkan an en iyi 150 askerimi. Ve gel. Gürkan var mı Gürkan? Gürkan da gelsin. Tamam, eski ekibi geri topluyorum abi. Eski ekibi geri topluyorum. Valla sözde ordu kurmayacaktık tekrardan. Bir ordu daha kurduk. Helal lan bize. O 86 kişi kim bilmiyorum da. Şimdi Pravent'ten aldık. Galent ve Jakulan'a gideceğiz. Galent ve Jakulan'dan da ordu koparacağız. Sonra şehirlerde takıla takıla hallederiz. Evet, Aseraylılar Batanyalıları dövüyor genel olarak. Belki hızlıca Luichen'in ordusuna yardım edebiliriz. Şöyle yapalım. Birlik lideriyle konuş. Gel. Ver. En iyi 253 askerim sana geçsin. Ben kendime ordu basarım. Benim ordular çok tırt kaldı var ya. Benim askerler çok tırt kaldı hocam. Benim bir yerde çok fena ordu şey yapmam lazım. Ordu dizmem lazım. O sarayı bitirmiyorum ki. Kılıçların paraları şu şekilde. Biz bastık tekrardan. Param 3,5 milyona falan düşünce ben bir gaza geldim. Bayağı abandım. Efendim şöyle ki. Kılıçlar artık 95 bin altın yerine. Bana 30 bin altın falan verdiler açıkçası. Oo. Yaralı askerlere ücret ödeme, asker vermekten kazanılan nüfus %25. Proje hızlandırma falan daha iyi olur ya. Nurtaç abla gelişiyor. Çünkü savaşıyor. Biz yeni ordu toplamakla meşgulüz. Efendim sevgili Ricky Rick, 10. ayında. İyi yayınlar, iyi oyunlar babuş. Bu oyunu her gördüğümde aklıma Türk kızı kendine sevgili seçiyor hepsi geliyor. Anlamadım ama olsun. Muhabbeti bilmiyorum. Hani şey, çok seçici olması gibi mi? Ya da bir türlü krallığın istediğimiz özelliklere sahip olmayışı falan, bilemedim. Buradan da biraz adam koparırız. Şöyle ucuzlarından koparıyorum adamları farkındaysan.
Ölümüne en iyilerinden koparırsam ayvayı yeriz. 340 tamam bırak. Ne kadar adamımız var hocam? 360, 340, 360, 380 adam da burada var Jakulan'da. Jakulan'dan da bir 30 adam alır geçeriz. Ben bu arada fullemedim değil mi kendimi? Yok fulleyemedim. Ha, resmini görmem lazım. Anladım. Ha, espriye uzak kalmışım. Bu arada buralardan o kadar çok ordu topladım ki. Hakikaten yamuduk yumuduk bir haldeyiz ya. Son orduyu da düşerim de son ordu da benim gibi kötürüm olur. Muhtemelen son ordu da benim gibi kötürüm olur. Lagadul'un orduya düşeceğim. Nurtaç abla hala başka orduda. Yaşıyorsunuz mu siz? Belli bir süreliğine. O Ukbağa kalesini alırken sizi şişlerler ben diyeyim. O kaleyi alırken net şiş yediniz. Ya da en azından bana öyle geliyor. Bir şiş yendi orada. 350 asker bırak. Gene Samet Efendi kendi garnizonunu yedi. Birlik. Lagadul'u düş. Gel. Gel. 140'tan fazla adam alıyor muhtemelen. Onu fulleyeyim. Artık ben asker toplayacağım bir tur dönüp. Vallahi en iyi 195 adamımı ona verdim. Benim ordu çöp. Ama senin ordunun çöp olmaması lazım ki azizim değil mi? Savaşta en fazla orduyu ben sokuyorum sahaya. Benim ordu çöp olursa ayvayı yeriz ki. Çünkü en yüksek miktarda asker benden giriyor öyle değil mi? Nurtaç ablanın teker kılıç becerisi kazandığına göre. Evet kuşatmada saldırıya uğradınız. Geçmişler olsun geçmişler olsun. Muhtemelen şu an 1000 tane süvari tek atıyor oraya. 1000 tane süvariyle vuruşuyorsunuz orada. Nasıl yapacağız o zaman? Bütün birliklerin, bak asker sayımı fulleyim. Bütün birliklerin en iyisini alacağım. Teker kılıç hüneri, tabii doğal olarak. Kazanılıyor, kazanılıyor. Çünkü savaş var orada. Ultay'ın Montos köyünün iki köyünde de batanya okçuları oluyor. Ya ben random topluyorum ordaları ya. Allah ne verdiyse. Şimdi hedefim şu. Kendi asker sayımı fulleyeyim. Kendi asker sayımı fulledikten sonra bizimkilerin ordularla konuşacağım. Her birinin en iyi askerlerini alacağım üstüme. Nurtaç abla bitti bu arada. Esir mi kaçtı mı? Kaçtıysa helal olsun çünkü çok çok yetenek kazanır. Sanal'a da tutsak. Kaçamadı. Kaçamadı. Abi Batanya bir bataklık. Batanya bir cehennem. Yani biz pardon Aseray bir bataklık. Aseray bir cehennem. Biz Batanya olarak böyle efendi efendi oturup gelişeceğiz. Ben bir daha inmiyorum o Aseray tarafına. Orası bir bataklık abi. Gerçekten bataklık. Görüşürüz Wolfstack. Hoş geldin. Dikkat et kendine. Bay bay. Nurtaç ablanın salınması için 2600 altın. En azından tecrübe kazandı. Kestirdiği ordunun değeri de 1200 altındı. Yani 1200 altınlık ordu full böyle level 1'lerden falan oluşur. Abi level 1 adam alırsak evin yolunu bulamayız. Kurtulsun oradan. Gidelim onu da alalım. Sahaya düşelim. Abi hep böyle oluyor bak. Bölümün başında bir kere savaş yapıyorum. Sıfırlanıyorum savaşın ardından. Ben barış yapamıyorum ki. Abla kurtardım kurtardım. Kurtardım abla. Ben barış yapamıyorum ki. Bak şöyle göstereyim arzu edersen sana. Elemanlar ne diyorsa o oluyor. Benim sözüm geçmiyor ki. Asera'ya karşı %43 barışı teklif ediyorlar. Şimdi ben hani nüfusumu kullanıp adamları barışa zorlayabilirim. Muhtemelen ben bastırırsam barış yapılır. Ama adamlarla ilişkim kötü olur. Bana ne abi yesinler birbirlerini. Ben şu adam ölünce tahta geçeceğim de 70'i gördü eleman. Ben bundan önce ölürüm ha.
Gamsız... Gamsız... arkadaş. Ben bundan önce ölürüm abi. Dünyanın kederini çeke çeke. Ben bundan önce ölürüm. Artık benim kızlar falan şey yapar. Benim ikizlerden biri geçer muhtemelen krallığın başına. Klanın başına geçer, sonra krallığın başına geçer haliyle. Durimor'un oraya doğru bir gidelim. Abi dediğim gibi son askerleri toplayayım. Bir denetim yapacağım. Nurtaç abla buralarda mı? Değil. Kahraman kaçtı, kısa bir süre sonra gelecek. Ukbal kalesini aldınız mı lan? Kuşattı gene Kulhan. Ya abi siz deli misin? İkisini de şişleyecekler bu arada. O iki orduyu da şişleyecekler. İyi izle. Asaray'dan gelen barış teklifi. Abi ne olur barış yapın. Ne olur barış yapın. Adamlar bizi deldi deldi. Bu arada Asaray'a haraç veriyoruz. Sturgia'ya haraç veriyoruz. Vlandia'ya haraç veriyoruz. Herkese haraç veriyoruz. Oğlum bu nasıl ülke lan? Herkese abi ayağı çeken ülke mi olur? Bu nasıl bir krallık politikası? Gerçi cephe sayısının fazlalığından, cephe sayısı artınca işte haliyle şey oldu. 3000-3500 asker toplayıp gir, sonra patakla milleti. Doğru, doğru. Bir daha Asaray'dalarsa öyle yapalım. Ardı verir. Şimdi topladığın orduna da sana da başlayacağım ha. Bir dur lan. Bir dur, asker topluyor şurada. Yine bir kere öldük. Sonra bütün bölüm ordu toplamayla geçti. Birazdan bütün ordudakilerle konuşacağım. Gürkan hariç her biriyle. Ellerinden en iyi adamları alıp benim kötü adamları vereceğim. Benim ordu sağ kalırsa şayet oradakiler de gelişir. Ama benim ordu sağ kalmazsa hiçbir şansları yok. Bir de Nurtaç abla var yani. Nurtaç abla nasıl asker kasacak, bunu da merak ediyorum. Efendim Zeref'im 25. ayında. Balım 25. ayın kutlu olsun. Ben de seni yalarım, eyvallah. Canımsın, hoş geldin. Şimdi ver bütün orduyu. Al en iyi 367'yi. Eyvallah. Eyvallah, görüşürüz. Hürkan'ın birliğe gel. Hürkan'cım merhaba. Ver bütün orduyu. Al en iyi 367'yi. Eyvallah. Çünkü savaşa benim askerler giriyor ya sürekli. Benim kızımın orduya da bak 210 kişi tartıyor ha tek başına. Yavrum al orduyu. Ver en iyilerini bana. Tamam, en iyi 367 asker benim elimde. Artık Vlandia nişancıları, deneyimli Vlandia arbeletçileri falan. Atlısının da, okçusunun da, topçusunun da en iyisi benim elimde. Olması gereken de buydu. Şimdi Nurtaç abla neredeyse, gidip onu alacağım. Om orada. Oho. Maşallah. İyi, belki orada Sturgia savaşı ilan eder. Oradan ilerleriz. Asaray serisi kesinlikle yapacağım. Çocuklarımı evlendirebilirim ama kız oldukları için başka klana gidiyorlar olsun. O yüzden kız çocuklarının evlenmesini tasvip etmiyorum. Lord olmadıkları sürece, imparatoriçe olmadıkları sürece. Şimdi ben öldüm diyelim. Benim yerime Şahmeren abla ya da Nurtaç abla, ikisinden biri geçti. Benim yerime ikiz kızlarımdan biri geçtiğinde, geçen evlenirse erkeği klana çeker. Eğer ki lord olmadan evlenirlerse karşı tarafın klanına giderler. Böyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Yani klanımızın kızlarının kaderi bekar ölmek. Lord olmadıkları sürece, imparatorcu olmadıkları sürece. Efendim sevgili Enes Hasan abonemiz olarak aramıza katılıyor. Enes'cim merhabalar, hoş geldin. Oyun hep böyle durgun mu geçiyor genelde? Hocam öldüğün zaman evet. Öldüm abi, özür dilerim. Ordu topluyorum geri. Normalde sürekli savaş var da ölürsen yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Ben genelde ölüyorum yani. 30-40 kere öldüğüm için. Merhabalar Enes'im, hoş geldin. Lucifer'cim mod yok ki bizde. İmparatorluk serisi de yaparız. Asaray serisi de yaparız. Şimdi buradan kayıp son kızımı alacağım. Ona ordu düşeceğim bir de.
Nurtaç abla gel. Gel bir de sana ordu düzeceğiz. Ve birlik tamamlanmış olacak. Gel yanımıza. Çok iyi. Ama baba uzun zaman oldu. Hediye verebilir miyim acaba ya? Askerlerini inceleyeyim. Bütün ordumu bir geri alayım da abla sana yeniden ordu dizeceğiz. İkimizin de faydasına olacak bir teklif. Ver bütün her şeyi. Atlar hariç. Kalanlarını satar en azından. Belki aramızdaki ilişki de iyileşir. İki. Hiç umrunda olmadı vallaha. Hiç umrunda olmadı. Pek baba olarak sevilmiyoruz hocam. Şimdi biz en fazla askeri nereden bulabiliriz? Bütün köylere böyle tek tek geze geze ordu toplayabiliriz ama bütün klan bir aradayız tekrardan da asker yok elimizde ki. Nereden bulacağız askeri? Beyler hızlı asker kasma hilesi var mı elinizde? Bir senedir görüşmüyorduk vallahi ya. Hızlı asker kasma hilemiz var mı? Ya da en kötü şöyle yapacağım en olmadı. Ben birlikleri alacağım. En son takaslayacağız. Çünkü ben ondan fazla asker alabiliyorum. Bak şöyle en iyi 200 adamımı vereceğim. Benim birlikte olduğunda takaslayacağız. Evet arkadaşlar son ordu toplama işlemi. Kısmetse yine çok şükür tek parça olarak devam edebiliyoruz seriye. Çok şükür. Çünkü bizi çok yediler abi. Bizi çok yediler ya. Yani bir yerde elemanların dağılması da an meselesi. Öyle de bir durum söz konusu. Nereden toplayabiliriz adamları? Vallahi Batanya'nın başına geçersem müthiş olur da arkadaşlar. Ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyor ağacım adam ne yapayım. En baba adamı yine bizim sularda buluruz ya gel. Gel gel. Gene bizim topraklardan toplayacağız. 2.7 hızımız var bu arada. Hürkan seviye atladı. Aslanım Hürkan. Ticaret yeteneğini falan geliştiririz belki onu. 4.5 milyon altın vardı 4 oldu. E ordu topluyoruz ne yapalım. Ordu topladığımızdan mütevellit böyle. Evet sevgili arkadaşlar. YouTube için bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki savaş dönemine kadar asker toparlamaya çalışacağız. Güney İmparatorluğu'yla savaştayız ama Güney İmparatorluğu bizden uzak olduğundan dolayı muhtemelen gelmeyecektir. Ben artık Asaray'a inmek istemiyorum. Gerçekten dediğim gibi Asaray bir cehennem. Cayır cayır yanıyor orası. Asaray cehennemine bulaşmadan Sturgia savaşı olursa şayet bu cephede çarpışmayı arzu ediyorum. Yok köye girmeyecektim yanlış yaptım. Ama bak benim hanımla beraber yan yana girdik köye. YouTube'dan vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Orduyu toplayacağım. Orduyu topladıktan sonra gelecek bölümde muhtemelen savaşla başlarız diye tahmin ediyorum. Ya da direkt orduyu toplar başlarım ki zaten orduda pek bir şey kalmadı. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler sevgili dostlar. Esenlikle kalın. Bay bay.